Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı erken avlu atan Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın tecrübeli teknik adam Fatih Terim'e yaptığı son teklif Sarı Kırmızılı Kulüp'te kaosa yol açtı. İşte Sarı Kırmızılı cephede yaşanan son gelişmeler. Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim arasında 29 Aralık'ta gerçekleştirilen toplantıda ilginç bir teklifin iletildiği ortaya çıktı. Sarı Kırmızılı takımın ligdeki kötü gidişatı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizli Spor'a elenmesinin ardından Başkan Elmas'la Terim, kulüp binasında bir araya gelip durum değerlendirmesi gerçekleştirdi. Ligde ve kupadaki tablo sonrasında Başkan Elmas, futbol takımı imza atılan performanslarla alakalı duyduğu rahatsızlıkları açık bir şekilde Fatih Terim'e iletirken, zirvede 3 önemli konu öne çıktı. İlk olarak Terim'in teknik ekibinde yer alan Necati Ateş ve Selçuk İnan'ın performansının sorgulandığını, kulübede daha güçlü ve kuvvetli isimler olması gerektiğini belirten Elmas, tercihen yabancı iki antrenör hamlesi gerektiğinin altını çizdi. Ardından transfer operasyonlarında yıllardır Galatasaray'da görev alan idari direktör Şükrü Hazinedar'la idari menajer Uğur Yıldız'ın pasifize edilip bundan böyle geri planda kalmalarına yönelik karar alındı. Başkan Elmas'ın yönetimde belirleyeceği isimlerin artık transferde daha etkin olması ön plana çıktı. Bu zirvede iki önemli çıkışa imza atan Başkan Burak Elmas'ın, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, camiada birçok kişiyi şaşırtan sürpriz bir teklife de imza atarak "Gel Sportif AŞ'ye yönetici ol hocam" önerisinde bulundu. Her zaman saha kenarında teknik adam olarak kalmayı tercih eden Terim ise Elmas'ın bu teklifine sıcak bakmadı ve geri çevirdi. Tecrübeli teknik adamın masa başında değil, kulübede bulunmak istediği için bu öneriye olumsuz yaklaştığı ifade edildi. Galatasaray'da ligde ve kupada alınan ard arda kötü sonuçlar sonrasında Başkan Burak Elmas'ın Fatih Terim'e "Gel Sportif AŞ'ye yönetici ol hocam" önerisinde bulunması camiada tartışma yarattı. Sarı Kırmızılı takımın başında 8 şampiyonluk 21 kupa kaldıran Terim'e bu süreçte yapılan teklif, Fatih Hoca bu öneriyle teknik direktörlükten alınmaya mı çalışılıyor? 3 yıllık bir proje için yola çıkılmışken Terim'in görevi bırakması adına hamleler mi yapılıyor? İddialarının kulislerde yüksek sesle konuşulmasına neden oldu. Yönetim ve teknik heyet arasındaki iletişimin kopmaması adına ise camianın önde gelen duayen isimleri devreye girdi. Sarı Kırmızılı camiada eski ve duayen iki isim bu konuda köprü olmaya çalışıyor.